Selamünaleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet İdare programıyla karşınızdayız. Bu hafta konumuz İslami bir çevre edinmek üzere olacak. Stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Özkan Yaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Hocam Allah iyilikler versin. Hocam birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette aile olarak başlayacağız. Burada bir ayet-i kerimemiz, paylaşmamız olacak. Tevbe suresi 119. ayette Rabbimiz mealen buyuruyor ki ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru sadıklarla birlikte olun. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aileden konuşuyoruz. Ailenin ıslahından, huzurundan, iyi geçiminden bahsediyoruz bu programda ki yaklaşık herhalde bir 2011'den bu yana neredeyse 9 yıldır aynı belki programda benzer konuları benzer şekilde konuşuyoruz. Bazı hususların belki ekmek gibi, su gibi tekrar tekrar alınmasına ihtiyaç var. Aile saadeti de aslında gündemimizde olmayan bir konu. Yani biz sürekli dünyalık meşguliyetlerimizi, taşkalarımızı konuşuyoruz veya günübirlik ihtiyaçlarımızı konuşuyoruz. Bu arada aile geri planda kalıyor ve maalesef birileri bir toplumu, özellikle İslam toplumunu yıkmanın, zayıflatmanın yolunun aileyi yıpratmaktan geçtiğini iyi biliyorlar. Bunun için de çok değişik yöntemlerle aile kurumunu yıkma peşindeler, zayıflatma peşindeler. Bunun için işte bir takım dernekler, feminist yapılar, ailenin ayarını bozma çabası içindeler. Dolayısıyla biz bu konuyu sürekli gündemde tutmak zorundayız. Yani birileri bu alana saldırıyorsa bizim de bunu canlı tutmamız lazım ki bu saldırılar bir şekilde fark edilsin, bertaraf edilsin. Şimdi İslami çevre edinmek aile için neden önemli? Müslüman bir toplumdayız elhamdülillah. Çoğunluğu Müslüman olan bir coğrafya, bir belde. Dolayısıyla bu toplumda bizim bütün referanslarımız, bütün dayanaklarımız İslam'dır. Yani size iki emanet bırakıyorum demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an ve sünnet. Bu ikisine sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Dolayısıyla İslam derken de bu ikisini evvela anlıyoruz. Yani Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet bu toplum için değişmez ölçü. Mutlak kaynak. Dolayısıyla şimdi ailenin eğer iyi geçiminden, mutluluğundan, saadetinden, huzurundan konuşacaksak biz sürekli kaynak olarak Kur'an ve sünneti söyleyeceğiz, önereceğiz, tavsiye edeceğiz. Şimdi Müslüman toplumun aslında güvenliği, geleceği, istikameti içinde yaşadıkları çevrenin ıslahıyla mümkün. Yani sağlıklı bir çevre hem çocuklar için bir güvenlik şemsiyesidir, hem kadın için bir güvenlik şemsiyesidir, hem de erkek için. Yani ailenin bütün parçalar için sağlıklı bir çevreye ihtiyaç var. Şimdi sağlıklı çevre derken biz sadece bir iş çevresini anlamıyoruz. Yani beraber çalışılan mesai arkadaşları, aynı işi paylaşan insanlar olarak anlamıyoruz bunu. Bu da bir çevredir. Veya işte bir mahalle çevresini sadece anlamıyoruz. Tamam o da bir çevredir ama kişiye bir nitelik kazandıran, yani bir duruş, bir bilinç, bir şuur, bir bakış kazandıran çevreyi anlıyoruz. Bu çevrede yani bir etkinlik paylaşımı vardır sürekli İslami çevrelerde. Yani ister adına biz cemaat diyelim, ister tarikat diyelim, isterse İslami grup diyelim, kanaat çevresi, ne dersek diyelim. Yani İslami çevrelerin hepsinde farkında olunsun veya olunmasın sürekli bir etkinlik paylaşımı vardır. Yani birbirlerini doğruya iletirler, birbirlerini yanlıştan alıkoyarlar İslami çevreler. Biz evet bunlar suistimal edilmez mi? Edilir. Yani birileri işte bu cemaatler üzerinden kendilerine rant, menfaat devşirmez mi? Devşirir. Veya bu sözde İslami diye ortaya çıkan bir takım yapılar bozulmaz mı? Veya başkalarına bilerek veya bilmeyerek başkalarına çalışmaz mı? Çalışır. Yani her işin, her durumun mutlaka bir kötü
örneği olur. Yani istisnası. Yani suistimal edenler olabilir. Tabii istisnası olur. Yani bunu siz ister ticarette söyleyin, evet, ister eğitimde, her işte bu vardır. Dolayısıyla İslami oluşumların, cemaatlerin, cemiyetlerin, tarikatlerin de mutlaka kötü istisnalar olacak. Fakat yani bunlar bütünü bozmaz veya bütüne zarar vermez. Ve onları temsil etmez. Tabii, bütün hepsini temsil etmez. Tarihte de olmuştur, günümüzde de olacaktır. Fakat bu temel mantığı bozmaz. Yani mutlaka insan, Müslüman, mutlaka kendine İslami bir çevre bulmak, edinmek zorundadır. Aileler de zorundadır. Yani zorundadır derken, ya olur mu, aklımız var, istediğimiz gibi aklımızla buluruz. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. İşte günümüzde hele maddi imkanlar, işte teknolojik değil mi, kolaylıklar çok çok daha fazla. Bireyler kendilerini hiç kimseyle irtibatlandırmadan, hiçbir çevreyle etkileşime girmeden çok rahat güvene de alabilirler, kontrol de edebilirler veya işte bilgi ise kendileri de bu bilgiyi temin edebilir. Veya Allah'a kulluk ise bunu bir yerlerle, birileriyle, bir İslami çevre ile şey yapmadan, yani bir araya gelmeden de yapabilirler gibi bir takım böyle rasyonel, hani nasıl diyelim, böyle süslü püslü, bir fantezi diyebileceğimiz söylemler var. Hayır, bu maalesef sorunu çözmüyor ve bu maalesef gerçek değil. Maalesef adaletli, hakkaniyetli değil, fıtrata uygun değil, yani yaratılışımıza uygun değil. Çünkü insan toplumla yaşamaya göre yaratılmış. Yani birlikte yaşamaya göre yaratılmış. Tek başına yaşadığı zaman bozuyor, bozuluyor. Tek başına olduğu zaman bozuyor, bozuluyor. Şimdi niye bozuluyor? Çünkü insanın konuşan bir varlık olması, düşünen bir varlık olması, yani diğer canlılardan, hayvanlardan farklı olarak, yine eser ortaya koyan bir varlık olması, medeniyet inşa eden bir varlık olması başkasıyla etkileşimini zorunlu kılıyor. Evet. Zorunlu kılıyor. Artı insandaki duygular etkileşimlidir. Yani karşılıklı doyum içerir, doyum sağlar. Bir insan birisiyle konuştuğu zaman, birisinin tepkisini aldığı zaman işte övünür, sevinir, mutlu olur vesaire. Yani insanın hangi tarafından bakarsanız bakın, ister biyolojik tarafından, ister ruhi tarafından, akli tarafından veya işte sosyal tarafından, insan tek başına yapamaz. Tek başına yaşayamaz. Bu aile de bu yüzden bir ihtiyaçtır insanda. Ama aile olarak da yine tek başına olmuyor. Mutlaka yine bir çevre edinmek gerekiyor. Şimdi İslam'da komşuluğa verilen önem de biraz bunu anlatır. Veya İslam'da sıla-i rahim, yani akrabalık da bunu anlatır. İslam'da yani kardeşlik hukuku dediğimiz veya ümmet şuuru dediğimiz bütün bunlar hep bir cemiyetleşmeyi anlatır. İslami bir çevrenin zaruretini, zorunluluğunu anlatır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler, ki çok ayet-i kerime var. Ya eyyühellezine amenü takullah ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan sakının, korkun ve sadıklarla beraber olun, doğrularla birlikte olun. Siz ki mutlaka birileriyle olacaksınız. Çünkü insan birileriyle gününü paylaşmadan, işte üzüntüsünü, sevincini, vaktini paylaşmadan yapamaz. Mutlaka birileriyle birlikte yaşayacaksınız. O halde yaşadığınız kimseler doğru kimseler olsun. Çünkü bu insani bir ihtiyaç. İnsani bir ihtiyaç. Yani o birlikteliği doğru seçin, doğru tercih edin. Sadıklarla beraber, doğru kimselerle. Sadık derken de biz herhalde kalkıp da kumar oynayan, içki içen, zina eden, efendim inkar eden, günahlara dalmış, fasık kimseler anlamıyoruz. Sadık kimseler Allah'ı birleyen, yani mümin, muvahhid, işte sünnet-i seniyeye uyan, ahlaklı, temiz efendi kimselerdir. Dolayısıyla o kimselerle beraber olmanın adına biz ne diyoruz? İşte cemaat diyoruz, tarikat diyoruz. Yani bu budur. İşte sizin orada artık neyse oranın gereği, rabıta yapmak mıdır, birlikte zikretmek midir, birlikte bir sohbet dinlemek midir, birlikte bir şey, yürüyüş mü yapmak, neyse oradaki faaliyetiniz, o birlikteliğin gereğini de yapmak durumundasınız. Yani bu bir ihtiyaç, evet. Hocam, bir sonraki ayet-i kerimemiz Ali İmran suresi ayet 103. Topluca hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın buyurmuş Rabbimiz.
Evet, ve'tasimu bihablillah. İtisam Kur'an-ı Kerim'de neyi anlatıyor? Sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Nedir o? Kur'an'a sarılın. Yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ama nasıl sarılın? Cemiyan. Topluca. Tabii topluca sarılın. Cemaat olarak sarılın. Birlikte sarılın. Ayrı ayrı sarılmayın. Şimdi burada cemiyan bu işin aslında özelliğini anlatıyor. Yani sarılmak neyle mümkündür? Allah'ın ipine, Kur'an'a sarılmak ancak ve ancak cemiyan olmakla, cemi olmakla, cem olmakla, yani cemaat olmakla mümkündür. وَلَا تَفَرَّقُوا diye de pekiştiriyor. Sakın fırka fırka ayrılmayın, fert fert ayrılmayın. Yani böyle yapıdan uzak durmayın. Bir Allah için bir araya gelmiş bir topluluk varsa o topluluğu tercih edin. Evet, devam edelim. Hocam, Kur'an ve sünnette aile bölümümüzün bir de sünnette kısmı, hadis-i şerif paylaşımımız olacak. Konumuz İslami bir çevre edinmek. Pardon hocam, hala ayet-i kerime değil, 3. ayet-i kerimemiz Kehf suresi 28. ayet. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kehf suresi 28. ayet-i Rabbimiz mealen buyuruyor. Evet, kimlerle birlikte sabret? Sabah akşam Allah'ın rızasını isteyen, ona dua eden kimselerle beraber sabret. Dünyaya kapılarak, dünyanın süsüne kapılarak gözlerini onlardan kaydırma. Şimdi ya dünyaya daldığı zaman insan kendisini kendine yeterli görmeye başlar. Der ki benim komşuma ihtiyacım yok, benim filan kimselere ihtiyacım yok. Çünkü benim arabam var. Benim param var, benim hesaplarım var, bankada, şurada, burada, işte veya benim şöyle imkanlarım var gibi. Kendisini kendine yeterli gördüğü zaman artık başkasıyla birlikte mesai geçirmeye, başkasıyla birlikte zikretmeye, dua etmeye veya onlarla oturup sohbet etmeye ihtiyaç hissetmez. Öyle düşünür, öyle zanneder. Halbuki insan kendisini kendine yeterli gördüğü zaman azgınlaşır diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla bizim birbirimize olan muhtaçlığımız bizi aslında kulluğa götürüyor. Yani takvaya götürüyor. Bizim birbirimize olan yakınlığımız, muhtaçlığı, ihtiyacımız. Bizim aile olarak sorunlarımızı tek başımıza çözme şansımız her zaman yok. Yani ailedeki meselelerimizi her zaman tek başımıza çözemeyiz. Kaldı ki sadece sorun çözmek için de değil. Yani işte bir cemiyetle birlikte hareket edelim ki sorunlarımızı gidip onlara anlatalım değil. Sadece bu da değil. Şimdi düşünün, sizin arkadaşınızdan alacağınız iletişim şekli farklıdır. Yani ondan alacağınız bir gülümseme, bir tebessüm, bir takdir, bir onay, bir iltifat size farklı bir şey kazandırır. Yani bir itibar, bir haysiyet, bir başka bir lezzet kazandırır. Eşinizden alacağınız iltifat başka bir şey kazandırır. Annenizden alacağınız, yani hepsinin kişiye kattığı şeyler farklıdır. Yani bu yenilen gıdalardaki farklılığa benzer. Yani biz nasıl olsa ekmekle doyuyoruz diyerek işte başka yiyecek şey yapmıyoruz. Yani yememezlik etmiyoruz. Evet. Çünkü onun vereceği tat ayrı, onun vereceği tat ayrı. Dolayısıyla kişinin evet ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla geçirdiği vakitler çok değerli vakitlerdir. Onların işte haline vakıf olmak veya onlarla konuşmak, onların dertlerini dinlemek veya onlara konuşmak tabii ki farklıdır. Ama bunu biz A vitamini dersek buna, kişinin arkadaşıyla sohbeti de B vitaminidir. Orada evet, daha farklı bir lezzet verir. Kişinin üstadıyla konuşması daha farklıdır. Onunla geçirdiği vakit daha lezzetlidir. Yani daha farklı lezzetlidir. Veya kişinin bir akrabasıyla, dayısıyla, teyzesiyle yani hoş vakit geçirmesinin lezzeti de ayrıdır. Şimdi bunların hepsi insan için ihtiyaçtır. Yani nasıl ki biz proteinsiz yapamayız, nasıl ki biz C vitamini olmadan olmaz, hepsinin vücutta bir yeri var. Dolayısıyla cemiyetle beraber olmak, bir İslami çevreyle birlikte olmak kişiye belki de ruhen,
kalben, aklen birçok gıda sağlayacak. Psikolojik vitamin gibi. Tabii, psikolojik vitamin diyebiliriz. PP vitamin. Evet. Değil mi? Birçok gıda takviyesidir bu aynı zamanda. Şimdi sizin evet bir kahveye de gitmeniz size böyle bir şey sağlayabilir. Yani kahve ortamındaki insanlarla da artık vakit geçirmeniz de belki sizin için bir değer anlatabilir. Ama şimdi kahvede siz böyle faydalı bir şeyi zor bulursunuz. Yani eskiden işte kıraathane denmiş adına. Yani insanlar gitsin orada okusunlar denmiş ama o kıraat kaybolmuş. Ne olmuş? Okey yerine okey almış. Evet. İşte kumar almış filan. Şimdi siz orada evet belki her yer için söylemeyeceğiz. Oralarda da belki normal hani günahsız sıradan muhabbetler oluyor. Ama kişinin bir de düşünün gittiği İslami çevrede bir ayet dinlemesi, hadis dinlemesi, güzel bir İslami konuyu hatırlaması, işte unuttuklarını orada birlikte hatırlaması. Yine orada işte gittiği İslami çevrede örnek insanları görmesi, yani onların örnek davranışlarına şahit olması veya orada yaptığı hatanın orada bir şekilde dolaylı olarak düzeltilmesi. Yani kendi yanlışının orada olmadığını görmesi. Yine oradan bir teselli alması, bir tavsiye alması bunlar çok değerlidir. Yani bunlar aile için olmazsa olmaz hususlar. Yani kişinin kendisi, yani erkek İslami bir çevreye dahil olmalı. İster tarikat diyelim buna, ister cemaat diyelim, İslami grup diyelim, dahil olmalı. Orada ne tür faaliyetleri varsa, işte ister bu ilmi bir müzakere olabilir veya bir ders olabilir, oraya iştirak etmesi. Kadın için de aynı şey geçerli. Yani İslami bir çevrenin ne tür faaliyetleri varsa, ister kahvaltı olsun, ister kermes olsun, ister bir araya gelip bir ders yapma olsun, bunlar insanı canlı tutar, zinde tutar, bilincini korur, şuurunu taze, sürekli yeniler. Yani bu açıdan çok önemli. Biz eğer bunu ihmal edersek sorun olur mu? Olmayabilir. Yani bir İslami çevreye katılmadı diye ayrı bir tartışma olacak. Yok, öyle bir şey söylemiyoruz. Sorun olmaz. Ancak meseleye dediğimiz gibi sadece sorun penceresinden bakmamak lazım. Şimdi bir hayatı bir sefer yaşıyoruz. Yani dünya hayatını, değil mi? Tekrar dünyaya gönderilmeyeceğiz. Dolayısıyla bu hayatta bizim çokça Rabbimizi razı edecek amellere ihtiyacımız var, ibadetlere ihtiyacımız var, sevindirmeye, hayra, değil mi? İnfaka ihtiyacımız var. Yani bir şekilde hakkı sabrı tavsiye etmeye, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeye ihtiyacımız var. Hatalarımızdan, günahlarımızdan tevbe etmeye ihtiyacımız var. Peki biz birlikte olmadığımız zaman, yani ister kadın için söyleyelim, ister erkek için söyleyelim. Yani İslami bir çevreyle oturup kalkmadığımız zaman tevbe aklımıza gelir mi? Her zaman gelmez. Şükür aklımıza gelir mi? Gelmez. Okumak aklımıza, zikir aklımıza gelir mi? Gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Yani ibadetlerimizi huşu ile yapmak, düzenli yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Yani işin bu tarafı var. Hatalarımızdan uzak durmak her zaman nasip olmayabilir. Tek başımıza olduğumuz zaman. Çünkü insan tek başına olduğu zaman hem zikrini, şükrünü, ibadetini, değil mi? İşte tevbesini, istiğfarını, hayrını, hasenatını böyle tam yapabilmesi için bu kişinin bir veli gibi bir şey olması lazım. Yani çok böyle üst bir şeye sahip olması lazım. Yani yüce bir makamda olması lazım ki hepsini düzenli yapabilsin. Düzenli yapabilsin. O yüzden diyoruz İslami çevre bunu kolaylaştırıyor. Bunu kolaylaştırıyor. Düşünün, birlikte oturuyorsunuz, işte 10 tane arkadaş. Hepsi böyle İslami endişeyle oradalar. Ve var, namaz vakti gelmiş. Birisi dedi ki namaz kılalım haydi. Oradaki diğerleri ben kılmayabilirim, kılmayacağım diyebilir mi? Diyemez. Yani o yüzden ibadetteki kolaylık da birlikte olunduğu zaman. Mesela hem şekillendirir, yönlendirir, tabii. Harekete geçirir. Evet. Hocam Allah razı olsun. Konumuz İslami bir çevre edinmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bize bir tavsiyesi, bir hadis-i şerifi var. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Duymuş Peygamber Efendimiz. Evet. Şimdi ki cemaati
anlatan, yani bunu bir yerde emreden birçok hadis-i şerif var. İşte birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Veya üç kişi iki kişiden daha hayırlıdır, iki kişi bir kişiden daha hayırlıdır diye hadis-i şerifler var. Evet. Veya cemaatten bir karış uzaklaşan, cemaatten uzak duran, boynundaki İslam ipini çıkarmış gibi olur diye. Bu anlamda Allah'ın eli cemaatle beraberdir şeklinde birçok hadis-i şerif okuyoruz. Fakat bu okuduğumuz hadis-i şerifte yani hem kaynak itibariyle, yani mütevatir olması itibariyle çok ilginç, hem de bir rakam telaffuz ediyor. 27 kat daha sevaptır. Neyi? Cemaatle kılınan namaz. Şimdi cemaatle kılınan namazın aslında 27 kat sevap oluşu insana 5 vakit günde 5 sefer şeyi söylüyor. Bak, yalnız kalma, köşeye çekilme, bireysel olma, münferit olma, fert olma, fert olma. Yani o amaçla. Tabii, günde 5 sefer. Bak, günde 5 sefer insana sanki bunu dikte ediyor. Yani bak, sen nasıl tek olursun, sen nasıl köşede olursun, orada cami varken sen nasıl evde olursun, orada cemaat varken sen nasıl burada olursun gibi sürekli 5 sefer söylüyor. Bunu 27 ile de çarpalım yani. Evet. 27 çarpı 5. Yani 135 defa söylüyor bunu. Şimdi dolayısıyla ve bu kadar önemli cemiyetle birlikte olmak, İslami cemaatle birlikte olmak. Kaldı ki siz çocuk yetiştireceksiniz. Eğer İslami bir çevreyle birlikte değilseniz, bu çocukların yani olumsuz davranışlarını siz önleyemezsiniz. Çünkü çocukların gelişim yaşlarında, gelişim dönemlerinde anne babaya karşı kendini ispatlama şeyi de var, özelliği de var. Mesela 11 yaşından itibaren çocuklar anne babalarına karşı ben de düşünebiliyorum, işte ben de yapabiliyorum. Hatta 17 yaşından itibaren de çocuk bir arkadaş çevresine aşırı derecede ihtiyaç duyar. Şimdi siz İslami bir çevre edinmemişseniz bu sefer bunları nasıl karşılayacaksınız? Yani çocuğunuz bu sefer rastgele, Allah muhafaza, değil mi? Yani belki çok böyle o yanlışlar yapan, hatalar yapan arkadaşlarla birlikte olacak. O yüzden sizin İslami çevreniz çocuklarınız için de bir, dedik ya ilk başta, bir güvenlik şemsiyesidir. Evet. Güvenlik şemsiyesidir. Bunu da bir birlikte söyleyelim. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam, konumuz İslami bir çevre edinmek. İkinci bölümümüze geçiyoruz. İkinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz. Üstad Bediüzzaman'ın burada bir ifadesi var, paylaşayım. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden 1000 derece ziyade ehemmiyet vermekle bir batmanı kaldırmayan, zayıf omuzunu binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir diyor. Evet, şimdi bu zaman özellikle cemaat zamanıdır. Neden? Çünkü belalar, musibetler, imtihanlar çeşitlenmiş. Yine o kadar fazla vesveseye maruz ki bu zaman insanın, o kadar fazla günahla uğraşmak zorunda ki, yani günaha karşı durmak zorunda ki, geçmişe göre çok farklı. Veya insanın üzerindeki emanet bu zamanda çok ağırlaşmış. Vebal çok fazla. Yani düşünün ki şu anda biz dünyanın her tarafında acı çeken Müslüman kardeşlerimizi bizzat görüyoruz. Yani ekranlardan görüyoruz. Bu bizim üstümüzdeki ağırlığı çok artırıyor. Yine bu zamanda ihtiyaçlar arttığı için dertler de artmış. Yani eskiden insanların işte arabaya ihtiyacı yoktu mesela. Ama bu zamanda şimdi siz şuna buna ihtiyacım yok diyemiyorsunuz. Şimdi bu ihtiyaçların artması birlikte olmayı zorunluluk hale getiriyor. Çünkü ihtiyaçların karşılanması tek başına zor. Yani ihtiyaçlarımızı karşılamak. Düşünün, ben şimdi otobüse bineceğim. Bu otobüs için birçok insana ihtiyaç duyuyoruz, değil mi? Yani şoförüne ihtiyaç duyuyoruz vesaire.
Şimdi bu bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce bunlar çok azdı bu tür şeyler. Dolayısıyla ihtiyaçlar arttıkça birbirimize olan muhtaçlığımız da artıyor. Birbirimize olan muhtaçlığımız. Şimdi aynı şekilde bir düğünden bahsediyoruz. Örnek olarak söyleyelim. Bir düğünden bahsediyoruz. Masraf diyoruz değil mi? Ne kadar şu an düğün masrafı? Herhalde bir 30-40 liradan aşağı değildir en az. Evet. Yani altın maltını geçtik yani. Evet. Şimdi bu artan masraflar birlikte olduğumuz zaman daha kolay olmaz mı? Sadece maddi olarak söylemeyelim. Yani yol gösterme olarak da söyleyelim. Birisi bize der ki ha şöyle de yapabilirsin veya benim şu imkanımdan istifade edebilirsin. Belki para olarak değil ama şöyle katkıda bulunabilirim gibi. Yani istersek biz fayda açısından yani dünyevi fayda olarak da düşünsek bu zamanda cemaate olan ihtiyaç, cemaatlere birlikte İslami çevreler olan ihtiyaç çok daha artmış. Manevi olarak düşünürsek, manevi olarak az önce dediğimiz gibi yani günahlar şu zamanda çok fazla. O günahlara karşı tek başına direnmek çok zor. Yani internetten, telefondan, sosyal medyadan yayılan değil mi? Kişilerin maruz kaldığı günahlar çok fazla. Yani veya normal toplum hayatında ister bunu işte AVM'ler, iş yerleri olarak düşünün, ister eğitim yerleri olarak düşünün. Maruz kalınan günahlar çok fazla. Dolayısıyla bu günahlara karşı kişinin tek başına direnmesi zor. O yüzden birlikte direnmek diyoruz. Yani İslami bir çevreyle birlikte olan kimse mesela kumardan, içkiden, zinadan, işte her türlü yani büyük günahlardan bir yerde kendini korumaya almış olur. Çünkü bu camianın, cemiyetin fertleri birbirlerini sürekli kollar, sürekli gözetir. Ve kişi o camiayla, işte İslami çevreyle birlikte hareket ettiği zaman der ki ya ben bunu yapamam. Çünkü ben yani böyle bir cemiyete aitim. Ben böyle İslami bir çevrenin insanıyım. Ben bu günahı işleyemem der yani. Bir otokontrol de evet, sağlanmış olur. Kesinlikle. Dolayısıyla bu zamanda işte günahların fazlalığı, şirkin, fıskın, fücurun fazlalığı yine cemaati daha zorunlu hale getiriyor. Evet. O yüzden üstadın sözünü dikkate almak gerekir. Hocam üçüncü bölümümüz bir kural, bir düstur. Konumuz İslam bir çevre edinmek. Cemiyetin ehemmiyeti için 4F kuralımız var hocam. Evet. Bunların ilki fıtrat. İkincisi fazilet, farkındalık, ferahlık. Şimdi dedik ki İslami bir çevreyi biz neyle ilişkilendiriyoruz? Yaratılışımızla ilişkilendiriyoruz. Yani fıtratla ilişkilendiriyoruz. Çünkü bizim fıtratımızda yalnız yaşamak yok. Ama şu an modern dünya insana bunu öğütlüyor. Sürekli yalnızlığı öğütlüyor, tavsiye ediyor, övüyor, özendiriyor. Halbuki yaratılışımıza uygun değil yalnızlık. Çünkü biz biliyoruz ki yalnızlık Allah'a mahsustur. Şimdi bizim fıtratımız illaki bir İslami çevre. Niye İslami çevre diyoruz özellikle? Çünkü diğer çevrelerde yani hata yapma şeyi fazla. Yani günah çevreleri de var. Değil mi? Yanlış çevreler de var. O yüzden İslami çevre diyoruz. İslami cemiyet diyoruz. Bir İslami cemiyetle birlikte olmak benim fıtratıma çok uygun. Yaratılışımıza çok uygun. Dolayısıyla bizi sağlıklı, dengeli hale getiriyor. İkincisi fazilet dedik. 27 kat daha faziletli değil mi? Daha sevap yani. Cemaatle kılınan namaz, cemaatle eda edilen ibadet, cemiyetle birlikte olmak. Evet. Bizim diyelim ki İslami bir çevreyle geçirdiğimiz vakit bize kendi başımıza kendi yaptığımız işlerden çok daha fazla fazilet kazandırıyor. Üçüncüsü farkındalık. Ne demek istiyoruz? Yani eğer biz İslami bir çevreyle birlikte olursak o zaman bir şeylerin farkına varıyoruz. Kendimizin de farkına varıyoruz. Yanlışların da farkına varıyoruz. Eğer tek başımıza kalsak birçok şeyi fark etmeyeceğiz. Evet. Yani belki günahların büyüklüğünü fark etmeyeceğiz. İşte çocuklarımızın geleceğini fark etmeyeceğiz. Ne zulmü, zalimi bunları fark etmeyeceğiz. Artı İslami bir çevreyle birlikte olan kimse Filistin'deki kardeşlerini fark eder. İşte Afrika'daki kardeşlerini, Mısır'daki, Libya'daki, Tunus'taki veya Asya'daki değil mi, kardeşlerini fark eder.
Çünkü fark etmek tek başına çok zor. Tek başına çok zor. Ama birlikte olduğu zaman hatırlatırlar o insanlar. Ya işte komşumuz açmış veya filan yerde yardıma muhtaç birisi varmış. İstersen birlikte oraya yardım yapalım gibi. Yani farkındalık için birlikte hareket etmeye ihtiyaç var. Dördüncüsü ferahlık. Zaten fıtratla birlikte söylüyoruz bunu. Ya biz eğer dedik ya meselelerimizi çözeceksek, sorunlarımızı çözeceksek, huzur istiyorsak yani birlikte olmamıza ihtiyaç var. Niye? Çünkü bakacağız ki ya benim bu meselemi bu arkadaş çok kolay halledebilir. Veya ben bu konuda üzülüyorum ama onun da böyle bir sıkıntısı olduğunu görünce ya diyorum demek ki tek başıma şey bu sıkıntı sadece benim başımda değil. Veya ben böyle bir mesele kafamı takmışken birisi gelip o İslami çevreden birisi ne yapabilir? Beni ferahlatabilir. Yani teselli eder, sabır tavsiye eder, evet. İşte bana yol gösterir. Yani o yüzden eğer biz huzur istiyorsak, ferahlık istiyorsak yine böyle güzel insanlara ihtiyacımız var. Güzel çevreye ihtiyacımız var. Onlarla vakit geçirmeye, onların ortamlarına dahil olmaya, işte bir sohbet varsa o sohbete gitmeye veya işte gerçekten orada bir sorumluluk, bir görev varsa o İslami çevre içerisinde onları gönüllü olarak yapmaya, onlara ihtiyacımız var. Hocam dördüncü bölümümüz aile haberleri. Konumuz İslami bir çevre edinmek üzere. Haberimizin başlığı yerde 13 bin dolar buldu, almadı, dükkana teslim etti. İçeriğimiz şu şekilde. İstanbul'da bir kuyumcunun önünde düşürülen içi para dolu paketi bulan genç kadın paketi sahibinin bulunması için kuyumcuya teslim etti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Parayı düşüren yaşlı vatandaş tespit edildi. Kuyumcu çalışanları sosyal medyada seferberlik başlatarak paranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı. 13 bin dolarlık paketin sahibi paranın bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi tabii belki konumuz da doğrudan ilgili değil. Bunu bu haberleri paylaşırken örnek olsun diye paylaşıyoruz. Yoksa her zaman konumuza uygun haberler bulmak belki mümkün değil. Fakat bu haber uzun bir süredir ekranlarda işte değil mi haber sitelerinde falan geçti. Güzel. Böyle şeyler demek ki artık haber değeri taşıyor. Evet. Yapılıyor da. Evet. Ya 13 bin dolar az bir para değil. Ne kadarı tekabül ediyor? Hocam 10 65, bin dolar son 60 bin yapıyor. 60'tan fazla 65, yani. 70 bin 65-70 bin lira evet. Para. Şimdi bir kadın bunu yolda buluyor. Belli ki çok zengin de birisi değil yani sıradan birisi. Fakat bu parayı eline sürmeden işte bir kuyumcu dükkanına götürüyor ki herhalde onun önünden geçtiği için evet. Buradan birisi düşürmüştür diyerek. Direkt hiç tereddütsüz teslim edip gidiyor parayı. Şimdi bu kadının yaptığı ya şunu diyebilirsiniz. Ne olmuş yani? Her kadın yapması lazım bunu. Herkes yapması lazım diyebilirsiniz. Fakat inanın günümüzde o kötü örnekler o kadar çoğalmış ki ve siz diyorsunuz ya böyle insanlar kaldı mı gibi bazen sormadan edemiyorsunuz. Evet, görevini yapmıştır. Görevini yapmıştır. Ama örnek olmuştur. Güzel örnek olmuştur. Şimdi ama bundan sonrası daha ilginç. Şimdi kuyumcu da ya işte şöyle demiyor. He bu zaten bizim paradır. Muhtemelen bizim paradır deyip kasaya atmıyor onu. Evet. Kasaya atmıyor. Veya onu nasıl diyelim böyle sessiz sedasız üstüne yatmıyor. Yatmıyor. Yani iç etmiyor yani. Evet. Bir deyim var ya iç evet. Etmek. Onu iç etmiyor. Ne yapıyor? Bu parayı bulmak için sosyal medyadır, karakol, her yolu deniyor yani. İlan veriyor ki mutlaka işte birisi gelir bulur çıkar diye. Ve sonunda buluyorlar sahibini ve teslim ediyorlar. Şimdi gerçekten de bu hikayede belki İslami cemiyet dedik, İslami çevre dedik ama bu toplum genel itibariyle İslami çevrelerden, tarikatlerden bir şey almış. Yani gerçi bunu bir yerde bunu oraya da bağlayabiliriz yani. Bir damar var yani. Bir damar var. Ve inşallah bu damar güçlenir ve bu şekilde güzel örnekler devam eder. Hep karşılaşırız ve şu duayı da çok yapmak lazım. Allah'ım bizim karşımıza iyileri çıkar.
Yani tamam. Bizim için hep iyileri çıkar karşımıza. İnşallah toplumun karşısına böyle iyi insanlar çıkar. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hocam 5. bölümümüz tavsiye kitap. Konumuz İslam bir çevre edinmek. Hadislerle Evlilik ve Aile Hayatı isimli kitap doçent doktor Seyit Avcı'nın kaleminden. Bir ön tanıtım var. Kadın ve erkeğin birbirine muhtaç olarak yaratıldığı göz önüne alındığında aile yuvası kurmanın önemi daha da iyi anlaşılır. Evlilikle ilgili olarak Kur'an'da ve sünnette pek çok tavsiye vardır. Başta İslam dini olmak üzere bütün ilahi dinler insanların huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmış. Bunun için gereken her türlü tedbiri almıştır. Evet, doçent doktor Seyit Avcı. Yani bu kitaplar inanın yani mesela biz programda konuşuruz. Fakat kitaplar sürekli insanın elinin altındadır. Ve daha geniş, yani program, bizim programda anlattığımızdan çok daha geniş hacimlidirler. Ve bu kitapları temin etmek, okumak bize ufuk kazandırır. Unuttuklarımızı hatırlamamıza vesile olur. Bize bir ilim katar. O yüzden bu kaçıncı oldu bilmiyorum ama her programımızda bir kitap tavsiye ediyoruz değil mi? Belki 40 herhalde. 40 civarı oldu. 40 civarı oldu. 40 tane aile ile ilgili kitap tavsiye ettik yani. 40 tane bir kitaplık demek. Ve siz eğer bu 40 kitabı okumuşsanız çok rahat artık size biz aile uzmanı diyebiliriz. Çok rahat siz eğer bu 40 tane kitabı okumuşsanız başkasına aile ile ilgili tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Başkasını yönlendirebilirsiniz. Yani dolayısıyla okumak kişiye bir makam da kazandırıyor, bir derece kazandırıyor. İnşallah tavsiye etmeye devam edeceğiz bu tür kitapları. Allah razı olsun. Hocam süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Evet, yani biz İslami çevre edinmek derken Kur'an ve sünnette yine fıtratta yani yaratılışımızda olan bir hususu konuştuk. Aile için bu çok önemli. Aileler mutlaka kendilerine İslami bir çevre edinsinler. Bir cemaat, bir grup, bir tarikat neyse edinsinler. Evet, seçici olmak gerekir belki. Yani rastgele gitmemek gerekir ama tek başına kalmak da iyi değildir. Hocam konumuz İslami bir çevre edinmekti. Kıymetli hocam Özkayma'dan çok faydalı bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Kıymetli izleyiciler, bir Saadet Dairem programımızın daha sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.